Sevgili dostlar, Osman Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler, salı gününüz hayırlı uğurlu olsun. Ya bu çok amatör kalmıştı burada. Ben de ne yaptım? Elimde böyle bir kulp vardı. Onu oraya bir yükselti takarak. Ha, bir dakika ya. Olmaz. Ay. Yo, gayet de güzel. Gayet de güzel oldu. Zaten bunlar sıkı geçme oldu o sacları yaptıktan sonra. Bunu da böyle kapadım. Oh, ne güzel. Tamamen şey oldu yani, metalik oldu her yer. Çok güzel. Harika. Elimiz de acımıyor. Onunla uğraşırken elim acıyordu ya, oradan şey yaparken takılıyordu, makılıyordu ahşap. Bunu da yapmış olduk. Bunu da sizinle paylaşayım dedim. Yani elimde olan malzemeleri değerlendiriyorum. Ne yapayım güzel kardeşler ya. Durum bu. Hani buraları da toplayalım. Hava az esiyor ama bazen artıyor. Şiddet artıyor. O yüzden bakalım, kuşları açarız herhalde bugün. Gerçi yok ya, yine fırtına mırtına var. Yani işte özen gösterdiğim kuşlar var. Gitmesin istiyorum. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Evet kardeşler, içeriden devam ediyorum. Ya şimdi söylemeden edemeyeceğim. Hani dün o kadar dedik, yorumlara bakmayacağız, etmeyeceğiz. Yine baktım, biliyor musunuz? Dayanamadım. Göz ucuyla baktım. Bildirimleri kapattım YouTube stüdyonun. Ama yine de göz ucuyla baktım. Ama iyi ki de bakmışım. Neden diyeceksiniz? 43 yaşında bir abimiz özür dilemiş. Beni onlarla aynı kefeye koyma falan demiş. Utancını belirtmiş. Valla abi, eyvallah, ne diyeyim yani, hani bana şahsıma ne derseniz deyin, beni eleştirin, yerden yere vurun, eyvallah yani. Ama yani eşime, aileme bunlar çok ayıp şeyler. Hani ben utanıyorum ya, ben kaç defa söyledim ama yani ne diyeyim abi, özürüm kabul. Yapacak bir şey yok. Şimdi durum bu, bundan bahsedeyim dedim kardeşler. Ayrıca şey, bir kardeşimiz bana mesaj attı. Abi dedi, hiç gerçekten para kazanamıyor musun YouTube'da? Ya şimdi güzel kardeşim, hani işin aslı, daha 1.000 lira kazanamadım. Ama kazanmayı hedefliyor muyum? Hedefliyorum. Bunu ben şahsi olarak hedefliyorum. Hani para kazanmayı istemeyen biri tanıdıysanız bana da gösterin. Gideyim o adamın alnına değil ayağını öpeyim ben yani, hani. Parayı kazanmayı niye istiyorum? Tabii ki ben kendim için veya ailem için değil bu YouTube'dan gelen kazancı. Kazanayım ki size daha çok şey dağıtabileyim. Sizinle daha çok paylaşabileyim. Paylaşmanın gücünü size daha çok hissettirebileyim. Ki yani şu ana kadar 800 küsür lira aldık. Evet, tabii 830 lira falan. 860 lira mı, öyle bir şey aldım. İki parti. Onda zaten misli misli. Hani söylemek ayıp tabii, bunları görgüsüzlük, ama geri bir şekilde paylaştım sizlerle. Yani paylaşmadığım kısmını da yine bu odaya harcıyorum yani. Benim başka hobim yok. Güvercinlere, balıklara falan harcıyorum. Yani kalkıp da oradan gelen parayla faturaları falan ödemeyi düşünüyorsak yani yanmışız, perişan olmuşuz yani. Durum bu kardeşler. Çekiliş çok soruyorlar. Çekiliş tabii ki yapacağız. Özellikle YouTube'dan gelen gelirimizle ilgili daha büyük çalışmalar yapacağız. Yani bunu kanıtlamak istiyorum. Hani abuk subuk kanallar, abuk subuk insanlar milyonlarca like alıyor, binlerce lira kazanıyor. Biz niye kazanamayalım? Ve ben bunu yapacağım. İnanın, hani araba çekilişi, ev çekilişi, bunların hepsini yapacağım. Bu vaatlerde hiç çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan, alnım açık bir şekilde vaatte bulunabiliyorum. Eğer YouTube'dan evet böyle büyük binlerce liralar kazanabilirsek ev çekilişi yapacağım ya, ne olmuş yani, kim ölmüş? Ne yapayım yani? Dünya malı dünyanındır. En azından bir kardeşimizi sevindiririz. Bunu yapacağım. Yani sözüm sözdür. Durum bu. Bunlardan bahsetmek istedim. Ara sıra bahsedelim çünkü yeni abonelerimiz var. Bunları bilsinler, duysunlar. Hep birlikte ailemize destek olalım. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Hani paraları alıp Uruguay'a kaçmam yani. Rahat olun kardeşler. Yani öyle bir şey aklınıza gelmesin. Hadi eyvallah. Osman Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. İki tane erkek dolapçıma attım. Bir tanesi işte biliyorsunuz burada yakaladığım efsane.
Öteki de kırmızı erkek. Valla işte hava rüzgarlı mı? Rüzgarlı. Güzel kardeşler. Bayağı rüzgarlı mı? Bayağı rüzgarlı. Şimdi şuna bir pırıltı verelim. Bir dakika dönsün. Alacağım aşağı. Gördü. Bir dakika. Yok, göremedi ya. Abi güneş öyle bir açıdan vuruyor ki bana. Yani inşallah çekebiliyorumdur ha. He? Oo, yıkıldı. Hala yüksekte. Sopamızı alalım kardeşler. He? 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 Hadi oğlum. Ay! Martı. Ya bu martılar ne arsız ya, biliyor musunuz güzel kardeşler? Yoktular burada. Ya! Bak görüyor musun? Kuşumu mahvetti ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kuşumu mahvetti ya. Hadi bakayım. Hadi. Bir an dedim çakal mı var ya orada, kırmızı dolaşıyor. Hala dolaşıyor ya. Hala dolaşıyor. Hadi. Bizim dolapçı efsane de burada. Bak başladı. Lan çekebiliyor muyuz? Heh. Hadi hadi. Şimdi görüyorum, güneşi arkama aldım. Gel 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 gel. Yani bir çekelim dedik Allah'tan yani. Çekelim dedik. Heh. Gel gel bak. Bu martılar var ya, kendini vurdurtturur burada ya. Oo, abi bu böyle olmaz ki ya. Ha, vereceğim ben bu kuşu ya. Bu kuşa uyuz oldu benim şeyim ya. Kuşun anasını ağlatmış. Eşe kapatıyoruz. Böyle bir şey yok ki ya. Böyle bir dünya yok ki. Bak ne yapmış kuşu. Abi böyle bir şey olamaz ya. Yani böyle bir şey olamaz yani. Ulan eşe alsana kerata. Ya yok abi ya. Bu ne şanssızlıktır, bu ne bahtsızlıktır, ben anlayamadım ya. Kuşlarımız uçuyor, bakın şöyle göstereyim. Yırtılsınlar abi, zaten yatıyorlar genelde. Evet, dolapçı erkek de maşallah hasretmiş uçmaya ya. Bak burada. Şimdi görüyorum. Bak. Heh. Evet, dönecek de alamadı. Rüzgar da var ya. Gel 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 gel. Çok kötü rüzgar, çok kötü kardeşler, çok kötü. Durum bu şimdilik. Vallahi böyle rüzgarla birlikte darmadağın bir şey çektik, video çektik vallahi. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Bir de baskıya moralim bozuldu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi böyle mi yani? Bu mudur ya? Gel gel gel. Dolapçı dönemedi. Gel. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Evet sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir şey oldu. Akçilleri verdim Ömer abiye. Ondan almıştım, ona verdim. Satacağım dedim. Dedi ben alırım dedi. Getir bana dedi. Tamam dedim, eyvallah. Götürdüm. Yer açıldı. Oh rahatladı. Yani bu sarı baska bak. Onu beğenmiyor. Kuşu patates etti. Bak geliyor burada bu bir şey ötüyor. Bilmem ne. Bununla yani bilmiyorum ki ya. Abi anlayamadım ki ya. Vallahi anlayamadım yani. Ne yapayım anlayamadım. Yani işin enteresan kısmı da bu yani zaten. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Hadi eyvallah. Evet sevgili kardeşler, salı günü. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve başlayalım. Dünden tabii ki ilaveler var. Ben yemlemeyi sabah yaptım. Bugün işçi bayramı 1 Mayıs. Bütün emekçi kardeşlerimizin, abilerimizin, dostlarımızın, ablalarımızın
İşçi bayramı kutlu olsun. Bugün tatil, o yüzden bir yerlere gidecekler bizimkiler. Tabii ben de şoförlük görevini üstleneceğim. Şimdi bugün karidesleri yakalım. Burayı yakalım. Yemlememi ben yaptım sabahtan. Kuşları da yemlettiler bana aksi gibi. Hava güzel. Hava gayet iyi. Kapalıydı, açıyor şimdi. Kısık da olsa güneş her ne kadar. İyi yani. Yemlememizi yaptık. Karideslerimiz falan gayet iyi çok şükür. Bir sıkıntı yok. Meleklerimiz iyi. Melekleri satıyorum. İşte gönderim yapamıyorum. Bir kardeşimiz Lepistes alacağım dedi. 7-8 tane. Hayatımda balık gönderimi yapmadım. Ki bizim buradaki kargocular da sanayi kargocusu, uyuz hepsi. O yüzden gönderim yapamayacağım. Beta erkeğimiz, Beta Angora'nın hediyesi erkek. Gayet iyi. Bir dakika, şöyle bir şey yapalım, dürtelim. İyiydi sabah. Aman sen de kuyruk muyruk kısma, aman ha. Aman tırcık. Yo iyi ya. Çok şükür bir sıkıntısı yok. Vallahi güzel kardeşler. Hemen ben de dedim, bunlar karar verene kadar biliyorsunuz. Karar. Ya çok affedersiniz, elim dokundu. Pardon, kapandı. Şöyle göstereyim. Kümesimiz iyi. Dün işte set yaptım içeriden. Hatta bir dakika çıkıp göstereyim ya. Burayı da kilitlemiştim gideceğiz diye. Kuşlarımız iyi, buraya içeriden set yaptım bir. Ama daha tam alışmadılar. Biri çıkmış pislemiş burayı. Buraya da sundurma yaptım işte, şey, tente mi ne diyorlar işte. Yağmur sundurması mı diyorlar, bir şey diyorlar. Şimdi bir dakika. Heh, nihayet ya. Vallahi nihayet yani, baskalar girmiş oraya ama şurayı düzeltmem gerekiyor. Bak, o teleye şey yapmışlar ya. O telek, telek diyorum. Telek nereden çıktı? Seti. Seti vidasından kurtulmuş. Onu düzeltmem lazım. Acilen baskalar yuva tutmuş şükür. İnşallah bu sarı baskada, yani o sarı dişiyle eş almazsa, o da yuva tutmuş. Tamam, çok güzel. Yuva tutması güzel bir şey. Sarı dişiyle eş almazsa Osman abiye vereceğim geri. Ne yapayım? Osman abime. Durum bu. Hemen şurayı halledeyim kardeşler ya. Hemen halledeyim. Olmaz oraya girip çıkarken. Zaten yuva tutsunlar diye gözlerinin içine bakıyorum. Şöyle yapalım. Sizinle birlikte. Hop. Dün şarjımı da aldığımdan beri şarjını ilk defa şarj ettik yani. Bakın ne kadar işimize yaradı. Kaç tane delik deldim, vida çaktım. Bilmem ne oldu. Dur kızım dur. Ne panik bu, ne panik ya? Aa, sakin. Sakin. Kardeşler bunu tek elle yapamayacağım. Şimdi delik hoşça kalın. Evet sevgili kardeşler, buradaki dolapçılar, bakın şuradaki kırmızıyla işte şu erkekle öteki kırmızı çilli, onların yumurtası var. Mavi çil keza hemen yumurtlattı Arap dişi. Bunlar hala yuva tutma aşamasında Araplar, Arap takım, Arap dolapçı takım. Dün mülakatlar işte çiftleşmeye başladı, yeniden yumurtlayacaklar kısmetse. Baskalar yuva tutmuş, sarı erkek yuva tutmuş, inşallah tek dişi o. Çağırır alır onu. Öteki baskaların yumurtası var. Ya şu girişi çok daralttım ya. Daralttı o şey. Mecbur yani, başka da vidalayacak yer yoktu. Ona bir çare bulacağız ama baskalar küçük kuşlar. Hiç rahatsız olmadı. Giriyor çıkıyor oradan. Yapacak bir şey var mı? Bakacağız. Varsa yapacağız. Mülakatlarımız iyi. Yuva kızdırıyor. Hemen şu kümese de geçelim. Bir sizinle birlikte ben de hani bunlar kayıtlara geçsin. Hani dün dedim hani hedeflerimizi söyledik. Yapacağımız şeyleri söyledik. Evet, çakallar nihayet burada karar kıldı herhalde bu yuvada. Bir dakika
şöyle göstereyim. Azmanlar hala yuva tutmadı. Çiftleşiyorlar, ediyorlar. Tamam, güzel, hoş da. E nasıl olacak? Yuva lazım çocuklar size. Yuva, yuva. Onlara da öyle bir yuvalık mı koyacağım oraya ya? Allah'ım ya Rabbim, nasıl olacak bu iş ya? Olmadı, onlara da o köşeye bir şey yapacağım, mülakatlar gibi. Önemli çünkü benim için. Kelebeklerin yavruları muhtemelen ikisi de çıktı. Bakalım nasıl olacak, ben de bilmiyorum. Ben de izleyerek göreceğiz yani. Yeni şeyimiz bu. Kilidimiz. Durum bu güzel kardeşler. Hemen gambusyaları da göstereyim. Hani gambusyalar gözükmüyor gerçi. Buraya GoPro ile dalış yapacağız, birkaç gün içinde yaparız. Ama marullar oldu gibi. Marullarımız çoğalıyor. Şeyler de çoğalacak gibi. Neydi bunun adı ya? Dilimin ucunda, hatırlayamıyorum. Azolla, Azolla caroliana. Şu küçük su üstü bitkileri. Onların da çoğalmasını istiyorum. Onlar yeşillik olarak verilebiliyor. Güvercinlere, tavuklara falan. Valla işte kanolalar açmış bakın bahçede. Kanola çiçekleri falan. Şey, aa burada şey açmış ya. Enteresan, gelincikler falan açmış. Ne kadar güzel olmuş. Yani durumlar böyle güzel kardeşler. Şöyle etrafı da göstereyim. Bakın yemyeşil. Hava güzel güzel. Esmiyor da. Kuşları doyurduk. Kötü oldu. İçeriye geçelim. Dakika. Hava ısınacak belli. Hava ısınacak. Burada da pirelerimizi biliyorsunuz üretime aldık. Ulan su mercimeği üremiş burada ya. Bakar mısınız? Pirelerimiz de bayağı üredi. Evet, üresinler, üresinler abi, hiç dokunmayacağım. Bayağı bir üresinler. Büyük büyükler çoğaldığı zaman zaten yeşil suyumuz var, takviye yapıyoruz yani. Bakalım nasıl olacak. Durum bu. Sizleri seviyorum kardeşler. Bugünün son durum böyle olsun. Çünkü bir yerlere gideceğiz. Bakalım gittiğim yerlerde hani gezmece, vlog çekmeye uygunsa çekeceğim. Yoksa beni affedin. Kendinize çok çok iyi bakın. Sistemlerimiz güzel. Her şey yolunda, şükürler olsun. Valla domatesler, biberler. Biberler de dirilmeye başladı. Ben aslında buraya biraz... Gerçi bu tam organik olmasını istiyorum. Hiç gübreleme falan yapmayacağım. Bizim işimiz tam organik burada. Onu elde etmeye çalışacağım yani. Tamamen balıkların artığıyla. Durum bu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi bir Mayıslar diliyorum. Hadi görüşürüz kardeşler. Hoşça kalın.